Proteine kutu olur. Tabii ki, tabii. Yani 8.4 bir kadın için, ki oldukça su içen bir danışanım benim, çok yüksek bir ürik asit değeri. Şu su da çok mucizevi bir şey, değil mi? De senin böyle bir su formülü var. Onların hepsinin programın sonuna doğru evet, alacağım. Evet ya, mucizevi şimdi ötesi. Hem çok başarılı, hem çok iyi, hem de çok yakışıklı bir oyuncumuz geliyor. Nihat Arptuğ geliyor. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Herkes çok mutlu, bütün kızlar sen geliyorsun diye. Bir mutluluktur ki gidiyor sabahtan beri. İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Siz İyiyiz Allah aşkına. Burada biz kız kızı oturduk işte, diyet. Var mı senin alakan öyle şeylerle? Diyet bu ara yapıyorum ben de. Sıkı bir şey. Niye bu ara? Bu ara biraz kilo aldım. İşte şeker diyetim. Herhalde çok aşırı derecede kilo vermek için sıkı bir diyete girdim. Yani şeker. Uzman kontrolüne mi girdin? Evet, evet. Okey. Uzman kontrolündeyse. Yani sizin hipogliseminiz falan varsa onu düzenlemek için üzere vermiştir. Ya nasıl? Aslında yok ama sıkı bir de hani şekeri kestim. Ha, yemem gerekiyormuş. Okay. Mesela evet, ekmek yemiyorum. Sadece kepek ekmeği yiyorum. Tamam. Bunun yanı sıra sıkı bir spor yapıyorum. Kim gözükmüyor? Nihat Bey, gözükmüyormuşsunuz. Tabii şöyle alalım. Bence de böyle alalım. Alalım sizi. Böyle alalım. Ama ben taşıyamam, siz yo, çok güçlüsünüz, siz taşı. Güzel bir yöntem, ben yapamam sizi. Çok iyiymiş. Evet, yani bu kadar yakışıklı bir adam kalmışlar oraya koymuşlar. Ne kıskanç bir ekipsiniz siz ya. Keşfedilmen çok ilginç olmuş ha Nihat. Gerçi herhalde çok evet, yerde anlattım bunu ama güvenlik görevlisi miydin? Gece kulüplerinde bodyguardlık yapıyordum. Sonra? Sonra kim keşfetti? Gökçe Doruk Erten diye bir kasıt ajansı sahibi var. O yolda yürürken İstiklal'de bir yere gidiyordum. İşte pardon dedi, ne iş yapıyorsunuz falan. Ha, de şaka gibi. Bak, İşte bunlar var. Hani hep anlatıyorlar ya Hollywood'da da öyle. Yolda hikaye yürürken arkandan gelip öyle mi dedi? Evet evet, aynen. İşte sonra bir hafta sonra bir klipte oynadım Funda Arar'ın. Evet. Orada çok beğendiler. Ondan sonra bir fotomodellik yaptım. Peki hiç işte içinde var mıydı böyle bir şey yapmak? Yani içimde benim böyle bir cevher var, işte bir oyuncu. Yoksa da herkese bunu yani öyle bir yani şey bu. Keyifli oldu. Yani ilk çekimlerden sonra kendimi beğendim. Sonra güzel. Zaten neymişim ben? Marlon Brando'ya çok benziyor gençliğine. Marlon Brando'nun bence. Bunu da söylediler. Marlon Brando'nun gençlik resmini yukarıdan bulsunlar, evet, koyalım sonradan. Yani ben Marlon'u keşke getirseydim. Evin bütün yani arşivim var. Benim çok sevdiğim bir aktör. Affedersen arşivlik, sen doğru biliyorsun. Kesim ama söylemişler bak daha önce. Söylemişler mi? Çok benziyor gençliğine. Doğru söylüyorsun. Sen benzetilmişsin kendine. Olmasın. Yani aslında ne hissettin kendini? Şey, boşver bir şeyi. Kendini ilk öyle klipte görünce ne hissettin? Tabii ben de beğendim aslında. Ha. Ondan sonra güzel sözler duydum. Eleştiriler çok güzeldi. Ondan sonra işte aslında fotoğraf klibi olarak çekilmişti. Yani fotoğraflardan oluşan bir klipti. Bu fotoğrafları çeken de bana mankenlik teklif etti. Yani modellik aslında, iyi bir markanın. Sonra güvenlik işi bitti tabii bütün bunlar tabii gelince. Yalan ama oldu. Bir iki sene daha devam ettim. Hafta sonları çalışıyordum. İşte Fenerbahçe'de bok.